Baharın müjdeleyicisi kenger bitkisi, halkın hem geçim hem de sağlık kaynağı. Kenger, çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin dağlık kesimlerinde kendiliğinden yetişiyor. Şanlıurfa'nın Karacadağ bölgesinde kenger bitkisini araziye çıkan kadın ve çocuklarla hayvanlarını otlatan çobanlar, gün boyunca binbir emekle topluyor. Tüketiciye pazarlar aracılığıyla ulaştırılıyor. Diyarbakır'a çok gönderiyoruz, Urfa'ya gönderiyoruz, İstanbul'a bayağı gönderiyoruz, İzmir'e gönderiyoruz, Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz yani. Kengere bu kadar talep olmasının nedeni kökünden sıvısına kadar şifa kaynağı olması. Otundan yemek, tohumlarından kahve, kök ve sıvısından da sakız yapılan bitki, hazımsızlıktan diş eti rahatsızlıklarına, kulak zarı yırtılmasından safra kesesi rahatsızlıklarına kadar her derde deva. Diş hastalıklarında ve diş ağrısını giderici olarak kullanıldığını, patlayan kulak zarının, hatta safra kesesindeki taşlarının düşürülmesi bağlamında da kenger sakızı ile ilgili bilgilerin ve bulguların olduğunu biliyoruz. Tezgahlarındaki yerini de alan kenger 2 ay kadar pazarda bulunabiliyor. Terör olayları sebebiyle o bölgede kalan bitkiler sağlıklı toplanamıyor. Hal böyle olunca da fiyat yükseliyor. Bu bitki sağlıklı bir şekilde toplanamayınca zaten pazarda da öyle. Yani semt pazarlarında bitkinin fiyatı artmış durumda. Kim yonu alıyoruz, kim çıkarıyoruz, temizliyoruz, 5'e veriyoruz, tam bembeyaz ediyoruz, 8'e veriyoruz. Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Botanik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hasan Akan, kengerin her şekilde tüketilmesini önerdi. Kenger sakızını, kenger kahvesini ve kengerin besin olarak tüketilmesini tavsiye ediyoruz.